Olmuyor mu? Diğer camlar olmuyor. Her camın bir, yani hiçbir cam birbirine uyum sağlamaz. Demin çalıştı. Sıkıştıran mı şeysi? Aç. Şuradan aç. Neydi? Yok, kapalı. Bunu çıkar. Abla halinde kesiliyor. Üst üste konup fırınlanıyor. Ama yani bunda onu böyle zapt etmek, şurada özellikle zapt etmek öyle kolay değil aslında. Alıştırıyoruz. Daha sonra yavaş yavaş, yani stres ve tansiyon eriyen cama manevra vererek elimle. Çapkapı Sarayı'nın yapılırken muhasebe defterleri ve orada cam tekniği öğrenmesini istiyorum. Akışkan, o yüzden birazcık aşağıda merkezini kontrol ediyorsun. Yani mesela bir boncuk farklı renk katmadıysa eğer onun da farklı teknikleri vardır. O kadar çok detaylı. Çok eğlenceli, yani her iki eli çalıştırdığımız için beynin her iki lobu da çalıştıran bir meslek dalı. Hem de cam sanatıyla uğraşırken yani aklınızda hiçbir dert tasa kalmıyor. Yani bütün her şeyi unutuyorsunuz. Tamamen oraya odaklandığınız için çok keyifli bir meslek dalı olduğunu söyleyebilirim. Ben zamanında işte hobi olarak başladığım bir meslek dalı şimdi kendi mesleğim oldu. Buradan cam sanatı adına meslek edinmek isteyenler için ev hanımlarına, öğrencilere, ben de bu sanatı yaparım diyen herkese hem ders veriyoruz hem de cam sanatını tanıtmak istiyorum. Hobi olarak başladım ama gerçekten de ciddi bir meslek olduğunu söyleyebilirim. Topkapı Sarayı'nın bu defter muhasebe defterlerinde cam sanatçılarına ödenmiş meblağların olduğu ortaya çıkıyor. Yani 16-18. Yüzyıllar arasında da bu cam sanatının var olduğu tarihe bakıldığında ortaya çıkıyor. Hatta 3. Selim 18. yüzyılda Mevlevi Mehmet Dede'yi İtalya Venedik'e gönderiyor ve oradan cam sanatını öğrenmesini sağlıyor. Yani o da Venedik'e gidip İtalyan çizgisi dediğimiz şu, bu çizgiyi, yani bizde de çeşmi bülbül denilir yani bu tekniğe. Çeşmi bülbül tekniğini Mevlevi Mehmet Dede Venedik'te öğrenip bizim kendimize Selçuklu zamanında katılmış bir teknik diyeyim. Yani İtalyan çizgisi olarak geçer ama bülbül gözüne benzetildiği için bizde çeşmi bülbül olarak geçer. Yani aşı bahçede de görürsünüz, vazolar vardır mavi beyaz. Asıl orijinal rengi budur. Ama ben onu farklı renklerde işte boncuk olarak uyarladım ve tesbih yaptım. Yani tarihe bakıldığında aslında geleneksel bir el sanatıdır. Cam sanatı. O yüzden bu sanatın unutulmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu işi öğrenmek isteyenler tabii ki
Camlarımız dediğim gibi İtalya'dan geliyor. İtalya, Venedik'ten, Murano Adası'ndan çıkarılan bir kumdan üretilen camlar geliyor bize. Ve onları kullanarak cama 1200 derecede eriterek şekil veriyoruz. Tabii ki dediğim gibi meslek edinmek isteyen herkesi atölyemize bekliyoruz. Tabii ki insana güzel şeyler katıyor. Böyle bir şey, mesela atıyorum camı eriterek böyle bir şey, ürün ortaya çıkarmak gerçekten insana büyük bir keyif veriyor. Üretilen bu ürünün de insanlar tarafından beğenilerek alınması, beğenilmesi, tabii o da ayrı bir keyif. Yani önemli olan şey, biz bu dünyadan göçüp giderken arkamızda bıraktığımız eserlerdir, neler bıraktığımızdır. Ben bu cam sanatıyla üretilmiş ürünleri bir eser olarak görüyorum ve biz öldükten sonra eserlerimiz kalacak. Tabii ki bu açıdan da insanların geride bir şeyler bırakabilmesi için bir sanat dalıyla uğraşmasını tavsiye ederim.